Bismillahirrahmanirrahim. Bugün bu mübarek mescidde ruhi terbiye silsilesine ait sohbetlerden yine birini Allah Teala'nın özüden yardım soracağım halde utkazışka niyetliyimiz. Bugünkü sohbetimiz tebeyyün deb ataladı. Allah bu sohbetini özü asan kılıp hemimiz için menfaatli buluşunu nasip etsin. Tebeyyün sözü Arap dilinde bayan maslarından alıngan bulup bir nersege ravşanlık kiritiş, açıklık kiritiş, hakikatini bayan kılış, haberini sabit ekerliğini tekşirip görüş manalarını bildiredi. Ruhi terbiye ustozlarimiz ham tabayyun sifatiga xuddi shunga o'xshash ta'rifni berganlar. Yetib kelgan xabarni darajasini aniqlash, uni qabul qilish mumkin yoki mumkin emasligini ajratib berish ishlariga tabayyun deyiladi. Tabayyun so'zi va unga bog'liq so'zlar Qur'an-ı Kerim'ni 15'ten artık ayeti de zikir kılıngan. Şundan ikide ayette Allah Subhanahu ve Teala siz bilen biz mumin, musulman bendelerini tebeyyünge, yani özüge yetip gegen haberini anıklab, ravşanlaştırıp, tag tügüge yetkenden keyin amal kılışke çarlagan. Allah Teala merhamet kılıp ayetledi ki Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhallezine amanu İza darabtum fi sabilillahi Fetebeyyenu Ve la tekulu limen Elqa ileykumus selama Leste mu'minen Turidune aradal hayatid dunya Ve indallahi Meganimu kathira Lekad kuntum min qabli misli hâzâ وَمَا فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا Allah Teala ushbu ayette merhamet kılıp aytadılar ki, aytadı ki, ey iman keltirgen bendeler, yeryüzüde Allah'ın yolu da yuradigan bulsanız, bir iş kılıçtan aldın, onun beyanını yaxşı tushuning. Onu hakikatini yetib sabitligini aniqlang. O'zingizga salom bergan odamga mu'min emassan demang. Bu bilan siz bu dunyo hayotini matohini istamang. Alloh taoloning huzurida g'animatlar juda ham ko'p. Sizni o'zingiz ham kechagina shunday edingiz. Lekin Alloh taolo sizlarga ne'mat berdi. Yaxshi xorga kirdingiz. Ana bundan keyin faqat tabayyun ila xabarlarni tag tubiga yetib tekshirgandan keyin ish ko'rishni chorasini ko'ring. Albatta Alloh taolo sizlar nima qilayotganingizdan xabardor zotdir deydi. Mana shu oyat karimada Alloh taolo mu'min musulmon bandalarini o'z ishlarida hatto harakatlarida xabarlarni qabul qilishda asosli ravishda tekshirishdan keyin aniqlashdan keyin har bir narsani oxirigacha bilib tushunib anglab yetgandan keyin chora ko'rishga buyuryapti. Ushbu oyat karimani tushishiga musulmonlar hayotida bo'lib o'tgan bitta juda ham katta ko'ngilsiz hodisa sabab bo'lgan. Sahabalardan bir guruhları Bani Salama deb atalmış Arab kabilesinin yerlerinden ötüp ketişiyorsa bir adam koy haydab ketiyorkanmış. Sahabalarını körüş bilen Esselamu Aleyküm deb haliga adam salam verirdi. Sahabalar etti ki bu özü kapırı bizi körgenden keyin korkup hillagerlik bilen salam veriyordu. Buni gapiga ishonib bo'lmaydi.
deyişdi de, barıb, şart da haligi adamını öldürüb, qoylarını alıb, haydaşıb, Rasulü Akram aleyhissalatu vesselamın huzurlarına kirişib, barışıbdı. Ana şunda Allah Ta'ala yukarıdaki ayetini düşürüb, haligi işini qigan sahabalarını qattıq qaralab, ve bu işini bütün mumun musulmanlarına umumlaştırıyordu. O şey, malum adet sanılmaz, ey mumun keltirgenler deyip, hemmege hitap kılıyordu. Ana, yeryüzü de Allah'ın yolu da yuradigan bu seniz, yürüpsiz, hacet miden, başka bilen, ana, o şehirde birer iş çıkıp kasa, aldın anıqlamastan, tagi-tugiga yetmasdan, tekshirib ko'rmasdan, tushunib bilmasdan o'zingizcha bir ishni qilib qo'ymang, haligi odamlar qo'ychivonni o'ldirib qo'ygandek. Xo'p, bu ishni nima deb tushunishi mumkin? Birov assalomu alaykum deb turibdi, sizlar uni o'ldirdinglar. Nima deb tushunish kerak, ha? Wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan. Sizlarga bergan salom bergan odamga sen mo'minmassan demanglar axir. Assalomu alaykum degani men sizga tinchlik xohlayman degani. Men sizlarga tinchlik xohlayman, mendan yomonlik ko'rmaysizlar degani. Xo'p, shu yilni aytib turgan odamga urush qilib uni o'ldirishni qanaqa o'zingizga eb ko'rasiz? Nima uchun bo'ldi bu? Bo'lsa tabtaguna aradar hayatid dunya. Bu dünya hayatını, matahını istep kıldınız, koyunu alaman da kıldınız. Halbuki sizlerge nerse kereği olsa Allah Ta'ala'nın aldığı da ganimetler köpüdü. Sevaplar barıdı, mertebeler barıdı, cennet barıdı, cennetin kasırları barıdı, cüde köpünlerse barıdı. Lekin sizler ularını koyup bu dünyanın matahını ögrirdiler. Tinç, aman, sizlerge salam verip durgan adamını hali mumun mu, musulman mı, soramayı, ne etmeyi öldürüp koydular. İhtimal musulmanını öldürgen siz, mumununu öldürgen siz. Mumun bu meseleyen bari bir adam idi, sizge düşünmemez idi, uruş kımagen idi. Kana kılıp bu işini kılasla. Lekad kuntum min kabli misli haza. O zillerden keçek yine şunge hoşagan idi. Şimdi İslam'a kirip, Abro tapıp kalıp buranın üstünden şuna kadar yürüz adam bakıp kaldılar mı? O zilerim keşke şuna kaydırlar. Haliler çatakadı. Hop o şu adamını eğer başka bir şeyin salamını kabul kılıp alıp kimsendir sorup yakşılıkla davet kısaların bulmaz mıdır? Hop sizler bunu kılıyor sizler. Lekin Allah Ta'ala hemma kıyan şeylerden haberdar olup durup. O fakat kıgan işlemez, belki kalbimizdeki halat niye biledi? Ana, bana şu halatten ne mi deyildi? Demek bu halatten şu ki, mumun, musulman adam ana şunaki işlerde tahminden, şaşkalarlı bilen, sürüştürmezden bronu canıge, malıge, abrosuge putur itedan, gap sözünü hem, işini hem kımasdaki kereye. İkinci ayette Allah Subhanahu ve Teala merhamet kılıp ayette ki Ya eyyuhallezine amanu in ca'akum fasikum binaba'in fetebeyyenu en tusibu kavman bi cehaletin fetusbihu ala ma faaltum nadimin. Ey müminler, iman keltirgenler, eğer bir fasık kişi sizlerge haber keltirse onun haberini tekşirip görürler. Anıqlab aydınlaştırırlar. Subutu bar yokluğunu bilirler. Yine bilmezden şaşırıp iş koyup, birer kavimge cehalet tüfeylik musibet yetkizip, arkasından uzaylar nadamet afsız çekip kameyler. Bu yerde emir. Demek bir bir haber ap geldi. Falan baptı, pistan baptı, o bu deyipti. Onu darro çaresini görmezden tohta bu. Haber hakkıken ozu kim? Haberge işansa boladı mı yok mu? Bunun esası ne mi? Bu yakını soruşturuş gerek. Ana oşenden keyin, soruşturup bogenden keyin maslahat bilen çare görülüşü ötüledi. Uşbu ayet-i kerimeni nazır buluşu gehem
oldingidan ham ko'ra ko'ngilsizroq bir voqea sabab bo'lgan. Bani Musalaq qavmidan Haris ibn Abu Zirar al-Khuzai o'zlari shaxsan rivoyat qiladilar. Men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurlarına geldim. O kişi menge İslam'ını arz kıldılar. Kabul kılıp Müslüman buldum. Keyin zakatını çüntürdüler. İman getirip zakat verişke vaada verdim. Sonra ettim ki Allah'ın Resulü menge indi izin verseyiz. Barıp adamlarımını, kabilemini Allah'ın dinine çakırsam, zakat verişke çakırsam, zakatlarını cemlep, toplep tursam da, siz falan vakti de adam yubursayız, bir varsam zakatlarını. Uzumuzu kavmineke, deyip ettim. Malum müddetke kelişilip, Haris radıyallahu anhu cönep, uz kavmlarına barıp, İslam'ını kişilerine çüntürüp, ular İslam'ını kabul kılışıp, talim alıp, organışıp, zakat veredikanları zakatlarını hem verip, yığıp, kütüşüp dursa, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ını vakilleri kemedi. Müddet buldu, lakin vakilden haberi yok. Şunda Haris radıyallahu anhu'nun hayallerinden öttü ki, bu yaxşılığın alametimiz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem va'dalariga xilof qilishlari hiç misli ko'rilmagan narsa. Albatta va'daga xilof qilmaydilar. Vakilni kemay qolishi yaxshilikning alomati emas. Alloh ko'rsatmasin u bizdan bir Allohning rasulini achchig'i chiqqan bo'lsa kerak. G'azabi kelgan bo'lsa kerakki, mana shu holatga tushib qoldik. Deb qavmini kattalarini to'plab majlis qilib ana shu fikrni aytdi. Menga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam falon vaqtida vakil yuborishni va'da qiluvdilar. Vakil kelmadi. U zot va'daga xilof qilmaydilar. Vakilni kelmasligi biror yomonlikni alomati. Shuning uchun nima deysizlar, hammamiz to'planib zakotni olib, u zotni o'zlari huzurlariga borsak dedi. Qavmni ayonlari rozi bo'lishdi, ma'qullashdi-da, hammasi to'planib ulovlarini egarlab, kiyimlarini kiyib, qurol aslahalarini taqib, to'planishib, zakotni olib, jo'nashga tayyorgarlikni boshlashdi. Shunda Rasul akram alayhisalatu vasallam Valid ibn Uqba degan sahobiyni vakil qildilar-da, sen Harisni aldiga borgin, biz kelishganmiz, u qavmini zakotini to'plab qo'yadi, senga beradi, olib kelasan, dedilar. Valid ibn Uqba yo'lga chiqib, bir yerda deydi rivoyatlar, qo'rqdi-da orqasiga qaytdi. Orqasiga qaytib, yana Madinaga kirib bordi. Ha, nima bo'ldi? Bo'lmadi, shatoq, nima bo'ldi? Ular dindan chiqib murtad bo'lishibdi. Meni o'ldirishmoqchi bo'ldi. Orqamga qaytib kelaverdim, dedi. Rasululloh hayron bo'ldilar-da, bir guruh tuzib, sizlar boringlar Bani Musalaqni falon urug'iga. Haris menga va'da berib ketgan edi, endi va'dasiga xilof qildi. Ular yo'ldan ozganga o'xshaydi. Bir tekshirasizlar deb tayyorlab odamlarni jo'natdilar. Haligi odamlar Madinadan chiqishib boryapsa, Haris o'zini odamlar bilan kelishyapti. Ular bir-biriga qarashda to'xtashib qoldi. Keyin yo'lni to'sib chiqishdi, so'rashib Haris radıyallahu anhu aittiler ki, kayakı kedi yapsalar. Asiler tarafı kim yubardı? Resulullah yubardı. Ne mi? Asiler murtad bulup zakatı vermemizdir. Fakirini öldürmek için yapsalar o. Yok, ne yapıyor?
Biz kuttik. Vakili kelmagandan keyin o'zimiz olib kelyapmiz zakotni hozir. Biz u vakilni ko'rganimiz yo'q, uni bilganimiz yo'q. Do'da haligida to'xtashib qoldi. To'xtashib qolib, bo'lmasa qaytib kiraylik deb shaharga kirishdi. Kirgandan keyin Rasul akram alayhisolatu vasallam haligi savollarni berdi. Ular Haris radhiyallohu anhu'dan javobni eshitgandagi hamma yo'q ayon bo'ldi va bu oyat tushdi. Ey iymon keltirganlar, sizga birov xabar keltirsa, uni tekshirib, ochiq-oydin qilib ko'ringlar. Yana jaholat yuzasidan bir qavmga musibat yetkazib qo'yib, orqasidan nadomat chekib yurmanglar. Ana haligi yo'ldan chiqqanlar shart borib qilish solishib o'rganda musulmonman, musulmon urush ketardi. Xudo biladi, nechtasi o'ladi, nechtasi qoladi. Nihoyatda bir og'ir musibat bo'lar edi. Ushbu oyat karimani tafsirida ulamolar noqulaylikni qana qilib yetishga boshlari qatadi. Sahobalar, jumladan Valid ibn Uqba radhiyallohu anhu ham yolg'on gapirishi mumkin emas. Tuhmat qilib Haris dindan chiqibdi boshqa deyishi mumkin emas. Chunki keyin ham u kishidan birorta yaxshi noqulay narsa chiqmagan nimadan Valid ibn Uqbadan. Oldin ham yaxshi sahobiy bo'lgan. Rasululloh vakil qilishdek nimaga muyassar bo'lgan odam. Shunda bir o'ylanib, men ham tafsiri hilolni yozayotganda juda ko'p o'yladim shuni. Keyin qarasak shu misol uchun haqiqatan bir oz Valid radhiyallohu anhu kech qoldi-yu o'sha xorislarni qishlog'iga yaqinlashganda ularni qurol taqib ot minayotganini ko'rib, o'zicha xulosa chiqarib, bular qurollik-ku. Jo'nashyapti-yu. Ularning niyati yaxshi emas ekan deb o'zicha xulosa chiqargan. U boshqa nima emas. Ya'ni bir yomon niyati yo'q, birovga tuhmat qilish niyati yo'q-u, voqeani ko'rib turib, u ham surishtirmasdan, oxiriga yetmasdan o'zicha xulosa chiqarib, xulosasini bor aytgan. Lekin Alloh saqlagan, bir musibat bo'lmasdan tinchlik bilan ish oxiriga yetgan, yaxshi bo'lgan-u, lekin mana shu hodisa mana asrlar davomi qiyomatgacha ul mu'min musulmonlarga xabarlarni qabul qilish bo'yicha katta bir qoidaga aylanib qoldi. Ana shuning uchun biror yerdan birov bir xabar keltirsa, ana shu xabarni eshitish bilan ura-ura qilib ketish musulmonlarning odati emas. Yolg'on to'g'risida bultur gapirganimizda aytdikki, eshitganini tasdiqlovurish yolg'onchilikka o'zi yetarlidir. Eshitganini tasdiqlovurmasdan eshitganini tekshirish kerak. Odamlarning ichida, mu'min musulmonlar ichida rostgo'ylik bilan mashhur bo'lgan kishilar bor. Dinda mahkam, ibodatini joyida qiladi, shariat nima ko'rsatsa shuni qilib yurgan, umrida yolg'on gapirganini birov bilmaydi. Ana unga o'xshash odamlar bir xabar olib kelsa, u ishonchli odam bo'ladi, uni xabari qabul bo'laveradi. Chunki umrida biror marta yolg'on gapirganini birov ko'rgani yo'q. Endi o'sha umrida yolg'on gapirgan yoki ibodatlarini oshkora qilmay yurgan, xullas adolat martabasidan tushib qolgan odamlar xabar keltirsa, xabarni eshitiladi-yu, bu oldin ham yolg'on gapirganini bir tekshirib ko'rish kerak buni, deyiladi. Xabarini tekshirib, boshqalar ham tasdiqlasa, ko'pchilik ha, bu mashinasi to'g'ri desa, ishongandan keyin ana keyin xabarni qabul qilinadi va unga yarasha chora ko'riladi. Uchinchisi notanish odam. Notanish odam xabar keltirdi. Ana u notanish bo'lgani uchun uni ham tekshiriladi. Notanishligini o'zi, demak, tekshirishga ruxsat beradi. Uni ham xabarini tekshirib, boshqa yoqlardan tasdiqlansa, ana u xabar qabul qilinadi va unga yarasha choralar ko'riladi. Mana shu oyat karimani o'zi, demak, bizni dinimizda xabar qabul qilish bo'yicha katta qoidaga asos bo'lgan. Muhaddis ulamolarimiz, boshqa ulamolarimiz mana
xabarını qəbul qilishda, hadisni qəbul qilishda ana shunga o'xshagan shartlarni qo'yishgan. Birov hadisni men eshitdim deyapti, shuni odamni o'rganadi. Bu palonchi, pistonchining o'g'li, palon vaqtida musulmon bo'lgan. Xo'p, yana nima gap bor? Yolg'on gapirganmi? Yo'q. Fisq ishlarini qilganmi? Yo'q. Ibodatlari joyidami? Joyida. Hamma yo'g'i tekshiriladi. Tekshirilib, hamma yo'g'i tekshirilib oxirga yetganda endi ana u eshitdim palonchidan deyapti, shuni ko'rganmi, yo'qmi? Uni ham tekshiriladi. Ana o'shundan keyin aniga qabul qilinadi. Bu borada insoniyat tarixida biz musulmonlarchalik darajaga yetgan millat, elat, din, diyonat yo'q. Ana o'shuna qilib xabarlarni qabul qilish yo'lga qo'yilgan. Endi mana shu holatlar payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning sunnatlarida ham o'z aksini topgan. Bir kuni bir odam yo parishon xotir hayajonda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kirib kelib salomlashdi-da Allohning rasuli meni ayolim qora bola tug'di dedi. Bolasi xotini tuqqan ekan qora tug'ibdi. O'zi oq. Xotin oq, er oq, bola qora. Boshqa gap gapirmadi, lekin gapini o'zidan xotinim buzuq bo'lsa kerak degan tagida gap bor, lekin aytmayapti. Rasululloh darrov ushlab kelinglar xotinni yoki palon piston demadilarda tuyang bormi dedilar. Ha, tuyalarim bor. Rangi qanaqa? Dedilar, qizg'ish rang dedi. O'sha tuyalaringning ichida kul rangi ham bormi dedi. Ha, bor. Qayerdan kul rangi qolgan? Uni irqi tortgan bo'lsa kerak, avvalgi ota-bobolaridan shunaqa bo'lsa kerak, bir ikki nasldan keyin irqi tortgan bo'lsa kerak dedi. Haligi odam. Bolani ham irqi tortgan bo'lsa nima deysan dedilar. Ha, deb haligi odam jim qoldi. Yana aniqlashtirildi, ochiqlashtirildi, tushuntirildi. Haligi xotinga gumon qilinmadi. Bu haqiqatda bor ekan, hatto tuyakashlar ham biladigan haqiqat ekan bu. Juda unaqa bir g'aroyib narsa emas ekan. Ana shu yo'l bilan Rasululloh haligi narsani haligi odamni o'ziga savol berib tinchitdilar. Tabayyun shu. Bir kuni Madinai Munavvarani pastqam joylaridan birida bir joriya ketayotgan edi. Joriya deganda balog'atga yetmagan cho'ri qiz tushuniladi. Balog'atga yetgandan keyin ama bo'ladi, amat deyiladi. Balog'at yoshidan kichkina, o'zi cho'ri qul bo'lsa joriya deyiladi. O'sha qizchani joriya bo'lsa ham kumushdan taqinchoqlari bor ekan. Kumush taqinchoqlarini taqib olgan ekan. Bir g'ayridan bezori haligi qizni ko'ribdi-da, o'sha taqinchoqlarini olmoqchi bo'lib yo'lini to'sib, boshiga tosh bilan urib taqinchoqlarini olib, qizni boshini yanchib, bir chuqurga tashab qo'yib ketibdi. Keyin odamlar ko'rib, olib chiqishibdi, shu qiz boshi yorilgan, qon oqqan, o'zini bilib, hushidan kelib ketib turibdi. Shunda so'rashgan ekan, kim buna qildi? Qiz gapira olmaydi, bilmayman demaydi, gapira olmaydi, faqat ishora qiladi. Falonchimi? Pistonchimi deb haligi qilishi mumkin bo'lgan gumondorlarni otini aytib so'rashildi. Ba'zi rivoyatlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlari so'ragan deyiladi. 1 2 3 4 nomni aytganda qiz yo'q, yo'q debdan keyin haligi urgan odamning nomi chiqqanda ha degan. Boshini qimirlatib o'sha degan gapni aytgandan keyin ha bo'pti, ushlab kelinglar deb aniga o'shini ushlashib kelgan. Mana shu holatda ham, demak, jinoyatchini axtarishda ham shoshilmasdan, gumon qilmasdan, tasabbut qilib, tabayyun qilib, oxirigacha yetib aniq qilgandan keyin, yana keyin uni jinoyatchi deyish, faqat gumon orqasidan emas, uni jinoyat qilib jazoga tortib olish mumkin emasligini mana shu yerdan chiqadi.
Hazreti Ammar ibn Yasir radıyallahu anhu rivayet kılıp etediler. Bir müşrik kavim bilen kattık uruşta bulduk. Uruş bir kança devam etti. Onların içinde bir adam vardı. Eğer onlar hücum kutkasa, hücumçilerini avvalide kelerdi. Bizge cüda kattık, kakşattık, zarar vererdi. Ular kaçıp kalsa, arkada kalıp, en ahırda kalıp, adamlarını himaye kılardı. Hemimizde o şu tanış adam bakma geldi. Keyin Allah bizge nusrat verdi de, düşman tüm tarakayı bulup, kaçtı, yengildi. Haliki adamın kaçışını başladı. Şunda ben bilen ensarilerden bir kişi, onu kuvup üstüge bastırıp bağırıp kaldık. Şunda o bizi körgende la ilahe illallah, la ilahe illallah deyip kaldı dedi. Ensari toktardı da la ilahe illallah etkendik, arkasına kayıttı. Lekin ben bu oğlum közüge yetkende hille için, nayren için ayet yaptı bu. Şunçalık katta düşman bir pasta la ilahe illallah dedi ama kalar mı de dedim de bağırıp onu katıl kıldım dedi. Katıl kılıp Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurlarına varsam haber yetkene geldi. Yani haberini biz verdik. Hay Ammar, la ilahe illallah dese yeme, şunda kıl değil mi? Allah'ın Resulü o korkanından aitti. Uzunu saklaş için aitti. Yok, la ilahe illallah desem şunu kılasam mı? Şunu aite ordular dediler, Hazreti Ammar, ben şayet ki hazır geçen Müslüman bu meyturganımda yaksı bularıdı. Maşu vakiyeden ki Müslüman bulsam yaksı bularıdı. Dev aittim dediler. Başka bir rivayette şu tartışı ötkenden keyin uzur sorab Allah'ın Resulü, ben indi hiç bu işini kımıymen, umumen tavba kıldım, hiç kımıymen buldu, düşündüm ben degende, menden keyinem kımıysam mı degerler. Sizden keyinem kımıymen. De vaade vergeller. O şunun için Hazreti Ammar ibn Yasir radıyallahu anhu sahabaların cancelleriyle hiç katlaşmıyorlar. Cancel bu sayede uyuyup kirip oturuyorlardı. Ben Resulullah'a vaade vergen ben la ilahe illallah degen adamı kılıç götürmeyim ben de. Ana şu, demek şu yerde hem haliki halat. Müslümanlarını demek cüda kattık zarba vergen o adam. Ozu kaçıp durup aksetsem demek o şunu diyeyim analaş gereken de. Ozu çek hüküm çıkarıp o la ilahe illallah'ını benden korkan da anti yaptı. Canını saklayan ayı. Canını saklayan ayısı etsin. İhtimal şu hakikat olup hakikatten Müslüman bakma gendir. Kim biledi onu? Başka bir rivayetlerde ne mi sen onu yüreğini yarıp gördüğün mü? Değilden yapan var. Ana bu yerde hem bana şu hakikat var. O, bana çünkü o şeyden demek halatlar mümin Müslümanlarını hayatları da kubbogen. Hazreti Umar radıyallahu anhu özleri halife bopturgan peyitleri de Medine-i Münevvere'ye Yemenlik adamlar kese özleri bahar edilir. Barım Yemen'den geldiler mi? Kayırı'dan falan yerden. Uvay istediğin adam var mı içilerde? Yok. Kayıt getirirler. Yine. Üç, tur. Bir günü gelip. Yine adamlar durgenken. Yemenliyimizler ya Yemenliyimiz. Kayırı'dan geldiler falan yerden. Uvay var mı? Var. Kanı o ne? Sen uvay mi sen? Uvay mi? Murat kabilesinden mi sen? Murat kabilesinden mi? Katta kabileler Karani kabilesi mi? Karani kabilesi. Seni aldın bedeninge ak düşken mi? Ak düşken. Bir dirhemçe hazırım var mı? Var. Onun var mı? Onun var. Onun hizmetini kılasam mı? Kılamam. Ona kılsa ben için bir istihbar ayet. Kanak mısın bir istihbar ayet? Ben siz Amirul Mumin bu siz. Yok. Menge Resulullah teyirle gönder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ana şu Yemen'de Uveys el-Karani degen adam var. Bir günü keledi.
u o'zi asli Murod qabilasidan, katta qabilasi Qaran. Uni badaniga oq tushganida tuzalib, bir dirhamcha joyi qolgan. Onasiga yaxshilik qiladi. Agar Alloh taologa qasam ichsa, Alloh o'zini qasamini yuzasiga chiqishlarga ana yordam beradi. Agar o'sha odamni topsang, senga istig'for aytishini so'ragin deganlar. Shuning uchun so'rayapman deganda, ana keyin Uvays Qaroni Hazrati Umarga istig'for aytganlar. Qayerga ketyapsan? Desalar Kufaga. Amirga xat yozib beraymi, senga qarab tursin desa, yo'q, men eng faqir musulmonlarning ichida bo'lishni xohlayman. Biroq meni tanimasin. Ha, xo'p deb ketdi. Yana bir yilga Kufadan hojilar keluvdi. Hazrati Umar bir tanishini topib so'radi. O'sha yerda Uvays Qaroni degan odam bormi? Ha, bor. Holi qanaqa? Men ko'rganimda shu bir xarob holda edi. Uyida bir aytarli narsasi ham yo'q. Juda ham bir shunaqa miskin bechora holda ko'rib keldim nazir kelayotganimda. Desa, sen bechora degan bu mana undaqa odam. Shunaqa bo'lgan deb aytdilar. Keyin haligi odam hajdan qaytib borib, Uvays Qaroni topib, Uvays dedi, menga istig'for ayt. Sen menga aytsan, hajdan kelyapsan, menga aytsan. Yo'q, sen menga ayt. 2-3 marta qaynagan Uvays Qaroni aytdi, nima Umarni ko'rdingmi dedi. Ha, ko'rdim dedi. Bo'pti, bo'lmasa senga istig'for aytaman deb istig'for aytib, Alloh gunohlarini kechirgin deb duo qildida, g'oyib bo'ldi dedi, yo'qoldi. Keyin hech kim topolmagan. Mana mana shu yerda Hazrati Umar yillar davomida haligi Rasulullohdan eshitgan alayhissalomdan sifatini hammadan so'rab yurgan. Oting Uvaysmi? Murod qabilasidanmisan? Qarandanmisan? Oq kasal bo'lganmisan? Tuzalib, demak, tangadagi joyi qolganmi? Onang bormi? Duosini olganmisan? Hammasini so'rab aniqlab yurdilar. Mana shunaqa holatlar, demak, o'tganlarimizda doim bo'lgan. Hazrati Ali radhiyallohu anhuning huzurlariga kirib bir odam chaqimchilikni boshladi. Bittasini ana u qilyapti, mana u qilyapti deb to'xtadi. Hazrati Ali aytdilarki, hozir tekshirib ko'ramiz dedi. Agar gaping rost bo'lsa, seni yomon ko'ramiz, chunki chaqimchi ekansan. Gaping yolg'on bo'lsa, yolg'on gapirgani uchun jazolaymiz. Ammo shu bilan birga hozir o'zingni bilib uzr so'rasang, kechiramiz dedi. Uzr so'rayman dedi. Mo'minlarning amiri, men uzr so'rayman, kechiring dedi. Bo'pti, kechirdik, ikkinchi buni qilma dedi. Umar ibn Abdulazizning huzuriga bittasi kirib chaqimchilikni boshlaydi. Umar ibn Abdulaziz aytdilarki, "Hey, to'xta" dedilar. Agar gaping yolg'on bo'lsa, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in kirasan. Gaping rost bo'lsa, hammazin masha'in binamimga kirasan. Ya'niki bu chaqimchi odamlarning orasida chaqimchilik qilib yotadi, bu qiladi, bu qiladi degan oyatga kirasan, ishing chatoq bo'ladi. Agar uchinchi holat bo'lib, af so'rasang, unda o'zing bilasan. Dedi, afni so'rayman, umrim bo'yi endi bu ishni qilmayman, dedilar. Xuddi mana shu holat bizda yo'q hozir. Chaqimchilik qilsa, birovni ustidan g'iyvat qilsa, yo'q gapni taqirsa, shuhrat topadi hammasi. Biror kishi bu gapni qayerdan olding? Ertaga uyalib qolmaysanmi demaydi, u ertaga gapi yolg'on chiqsa uyalmaydi ham. Yana yangisini to'qiveradi. Har kuni shu. Chunki mana shu hozirgi tushunchalar xalqning ichida yo'q. Yo'q. Yangisini men hozir aytib bersam, 2 kun bo'ldi. Bir muhtaram odam gaplashib turib, ta'sir sizni parishon qilgim kelmadi, aytmay yuruvdim. Endi o'zim hozir xursand bo'lib qoldim, bir gap bo'lib o'tdi. Nima bo'ldi? Palonchi, pistonchi meni qamaldi degan gap chiqib tarqatibdi. Ya'ni o'z o'sha kishini gapirayotgan kishini qamaldi deb degan gap tarqatibdi. Bir yaqin odami o'zi ko'rib
ketgan odami borsa birovnikida iftorda o'tirib degani gap tarqatgan odam. Bu endi xabari yo'q bu odamni. O'tirsa, bu yoqqa kelin chaqirib olib, xabaringiz bormi? Nimadan? Palonchidan. Ha, nima edi? Qamalibdi. Yo, men hozir ko'rib keldim buni. Yo, siz bilmaysiz. Menga qarang, meni ayolim bugun o'sha kishinikiga iftorga ketdi. Kelin ayollarga iftorlik qilyapti ekan. Yo, men aniq aytayapman sizga. U desa o'dirmish, bu desa bo'lsa, haligi odam qo'rqib ketibdi endi mendan keyin qo'lga tushgan bo'lsa deb. Keyin deydi, telefon qilyapti, hayajonda deydi. So'rashib, "Ha, yaxshimisiz?" desam, "O'zingizmisiz, tinchmisiz?" "Ha, tinchman, nima, hozir boraman, to'xtab turing." Kelib, so'rashibdi, "Ha, xudoga shukr, nima bo'ldi?" desam, "Haligi gapni aytyapti." deydi. Shu Ramazonda bo'layotgan gap bu. Kecha bir haftaning ichida bo'layotgan gap bu. Shu roza og'iz bilan asosi yo'q narsa. Yana men ko'rib keldim, uyida bugun iftor bo'layapti degan odamni yenggan odamni nima deyish mumkin? Bir yerda bittasi kelib, mendan so'rashdi, juda mulozamat ko'rsatdi, odobli odam ekan. O'tirib, ta'sir kechirasiz, birorta savolim bor edi. Men bilmayman, bering. Alloh subhanahu va taoloni sifatlari to'g'risida gapirib bitta masjidning imomi juda ehtiyot bo'lish kerak. Mushini mana shunday qilsang, yerdan Alloh chiqib qoladi degan gapni aytdi. Buni qanaqa tushunsa bo'ladi? Deb mana qilib ko'rsatyapti. Men aytdim, yo'q, u domla nima dediki, men nimaga asoslanib aytyapti bilmadim-u. Lekin Allohning sifatlari to'g'risida salafni bunday gapi bor, xalofni bunday gapi bor. Ularni o'zini tushunchasi bilan uchun bilganimni aytdim, noyim kitoblarda yozilganini. Yana qaytib so'radi. 3-4 narsani so'ragandan keyin, "Endi kechirasiz bo'lmasa." "Nima kechiraman?" "Shu gapni sizni to'g'ringizda aytilgan." Men o'shularga qo'shilib qolib, "Sizni to'g'ringizda haqingizda g'ibat qiluvdim, shu haqingizni halol qilingman." Ha bo'pti. Rahmat shunchalik aytib nima qildingiz? Alloh kechirsin, men roziman. Qarang, men o'zim bilmayman, eshitganim yo'q, birovlarga aytishyapti ekan. Men aytganmishman, shunday qilsang, mayerdan xudo chiqib qoladi, ehtiyot bo'ldirmishman. Endi u yigit baxtli ekan, so'rab, meni masal uchun xabarini berib, haqingizni halol qiling, kechiring dedi. U endi birovdan eshitgan. To'qiganlar nima deydi xudoni oldida? Gapirib, odamlarning ichiga gap qilib ko'tarib yurganlar, palonchi shunaqa deyapti deganlar, xudoni oldida nima deydi? Ertaga savol javobi bo'ladi-yu, bugun u yurar odamlarni aldab, meni yomon ko'rsatib, nimadir o'zini huzurini topadi. Lekin qiyomatda bunaqa gap bo'lmaydi, javob berish kerak. Ana shu haqiqat nihoyatda achiq haqiqat. Har kuni, har qadamda har kishining boshida bor. Buni biz yaxshi tushunishimiz kerak. Mana shunaqa xabarlarni tarqatmaslik, tarqatganlardan ehtiyot bo'lish. Har kun odamlar telefon qiladi, palonchilar bo'laveradi deb siz o'zingiz aytdingiz, men buni gap eshitganim yo'q. Va palonchilar aytdi, bir-ikkitalarga o'rgatdim. Agar birov shuna desa, o'zingiz eshitdingmi deb so'ralaringchi, nimadir ekan. Birortasi o'zim eshitdim demaydi, odamlar aytyapti. O'zi eshitmagan, o'zi ko'rmagan, yoki ko'rdim, eshitdim degandan yo'q. Ba'zilar aytarmish, dentasi bor, olib beraman demish, o'zi yo'q. Kasetaga yozilgan, olib beraman, ishonmasangiz deramish. Ha, bo'pti deb orqasidan tushsa, yo'q-da. Yo'q. Mo'min musulmon odam bunaqa bo'lmasligi kerak. O'zimizga ehtiyot qilib, yolg'on gapirmay, birovni g'ibatini qilmay, keyin halidaqa eshitgan gapni ushlab olib tashishni hech qanaqasi yo'q. Balki gapni tekshirish kerak, aniqlash kerak. Mana shu tabayyun sifatiga amal qilish kerak, oyatga amal qilish kerak. Ana o'shunda inshaalloh xayr baraka, yaxshilik bo'ladi. Rivoyatlarda bor. Odamlarning ichida tarqaydi gap, lekin kim aytganini bilib bo'lmaydi. Odamlar gapiryapti, hamma gapiraveradi. Falon narsa bo'lganimiz, odamlar gapiryapti. Kim o'sha odam? Bilmaydi hech kim.
O'sha deydi shaytonni gapi bo'ladi. Shayton odamlarni iziga tarqatib qo'yadi. Kim boshlaganini birov bilmaydi-yu, hamma odamlar gapiryapti deb gapiraveradi. Mo'minlarni iziga g'alva solish uchun, ixtilof solish uchun, bir-birini orasidagi muhabbatni yo'qotish uchun, fitna uchun shayton bandoq shunaqa qilar ekan. Shuning uchun bunaqa egasi yo'q gapni eshitganda auzu billahi minash shaytonir rajim deyish kerak. Saqlanish kerak, qo'shilish kerak emas. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni xabarlarni to'g'ri yetkazadigan va o'zimizga kelgan xabarlarni tekshirib to'g'risini topadigan bandalaridan qilgan bo'lsin. Solihlik so'zi lug'atda buzuqlikni teskarisi. Arab tili lug'at izohli lug'at kitoblarida shuni aytilgan. Solihlik buzuqlikni teskarisi. Bizda buzuqlikni teskarisi tuzuklik deb tilimizda shunaqa o'rganib qolganmiz. Lekin tuzuk so'zi bizda solihlik so'zini quvvatchalik quvvatga ega emas.